Ben seçildim. Bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm. Terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyler söyleyebilirim derseniz buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini iş ve hizmet üretmek konusunda kullanmak zorundayız. Diğer taraftan 420'ye yakın CHP'li belediye, 82'ye yakın demli belediye var. Niye İzmir'de bir belediyeye kayyum atamadı bugüne kadar? Hepimiz bunu bir kendimize soralım. 2004 yılından itibaren İzmir'deki belediyelerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Niye İzmir'de kayyum atanmadı? Niye Esenyurt'ta kayyum atanıyor? Bunu seçim öncesinden başlayarak sorgulamak gerekir. Seçimden önce çeşitli pazarlıklar, seçim sırasında söylenen sözler, kazandıktan sonra ifade edilen işler ve bunun sonunda ortaya çıkan durum. Buradan da mağduruz ve Türkiye'de demokrasi yok. Kimse kusura bakmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kimse sadece Türkiye tarafından değil, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü kabul edilen bir yapıya destek olmanızı belediye başkanlığı makamı üzerinde yapmanıza imkan vermez. Türkiye'de buna asla izin vermiyor. Belediye başkanlarımızı tekrar seçim döneminde verdikleri sözleri ve taahhütleri değerlendirmeleri için önlerinde bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyorum. Belediye başkanlarımızın asıl görevlerinin şehre hizmet etmesi gerektiğini, şehre hizmet olduğunu, şehirlerimizin özellikle iklim değişikliği ve deprem konusunda büyük bir hazırlığa ihtiyacı olduğunu. Şimdi bu konuları hep beraber istişare etmemiz ve bu konuda çalışmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çanta şurada.